Sen girdin dedim. Kurban oldum efendim. Ne oldu? Ben sana fotoğraf vereyim. Hoş bulduk. Olmasın mı? Bir şöyle alalım. Ben bakalım. Bir tane var dedim ona. Acaba misin? Acaba. Az açık çalışın abi. Ya kaldırma makineyi. Çok çok. Kavaş abi. Kafam yok. Yok abi. Biraz daha iyi bir şey. Bugün özel bir günde, özel bir elimiz olan Tokat'ı ziyareti valiliğimiz ve sayın valimizi ziyaret ederek genel sorunları, özellikle sağlık ile ilgili yatırımlarımızı istişare etme fırsatı buldum. Bugün 18 Mart biliyorsunuz. Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü. Çanakkale Zaferi 7 düveli püskürten Çanakkale'nin geçilmez kahraman askeri, Çanakkale'mizi geçilmez yapan kahraman askerimizin Türk tarihi değil, dünya tarihini değiştirdiği gün. Ben bu vesileyle şehitlerimizin ruhları şad, makamları yüce ve mekanları cennet olsun diliyorum. Bugün Tokat'ta genel olarak hizmetleri paylaştığımız Sayın Valimizle genel olarak 16 yıllık zaman diliminde Tokat'a toplam 16 milyar 750 milyon yani 16 katrilyon 750 milyar şeklinde bir hizmet yapıldığını ve bu yapılan hizmet içinde de sağlık yatırımının 577 milyon olarak yapıldığını biliyoruz ve bunun içinde özellikle önemli hastaneler, Tokat Devlet Hastanesi gibi, Kadın Doğum Çocuk Hastanesi gibi, Zile ve Niksar gibi toplam 32 yatırımın 14 tanesi de hastane olarak hizmet veriyor. Ayrıca devam eden takım yatırımlarımız var. Bu yatırımlarımızdan Turhan Devlet Hastanesi'ni biliyorsunuz inşaatı devam ediyor. Onun dışında Pazar ilçesinde Entegre Hastanemizi bu hafta hizmete açtık. Toplam 3200 metrekare kapalı alan olan 6 adet poliklinik olan bir hastanemiz. Erva'da ise bugün açılışını yapacağımız toplam 28.655 metrekaresi olan 57 poliklinik, 17 yoğun bakım ve 6 ameliyathanesiyle diyaliz üniteleriyle 75 milyonluk bir yatırım. Bugün onu hizmete açmış olacağız. Turhal'daki hastanemizi ise şu an seviyesi %73 düzeyinde toplam 237 yataklı bir hastanemiz. 8 tane ameliyathanesi bulunan bir hastanemiz. Artova'da yine entegre hastanemiz. Onu da bugünlerde Nisan sonu en geç olmak üzere %98 seviyesine kadar gelmiş bir hastanemiz. O da erken dönemde hizmete açılmış olacak. Biz bundan sonraki ziyarette şehit ailelerimizle bir araya geldik. Devamında Erba'daki hastanemizi açılışı için Erba'ya geçmiş olacak. Bir de esnaf ziyareti gerçekleştirmiş olacak. Ben sıcak misafirperverlikler için Tokatlı kardeşlerimize şimdiden teşekkür ediyor. Saygı ve sevgilerimiz. Sayın Bakanım, Anadolu Ajansı Recep İlek
Yeni Zelanda'daki saldırıda yaralanan Türklerin ülkeye getirilme durumu nedir? Bir de sağlık durumları nasıldır efendim? Şimdi her geçen gün vicdan, adalet ve merhamet duygusunu kaybeden küresel dünyada Müslüman ve Türk odaklı gelişen iklimde özellikle bu dönemin bu iklimden doğan şiddeti, terör ve eylemleri şiddetle lanetliyor. Tüm dünyanın sağduyuyla bir araya gelip bu şiddet iklimiyle mücadele, topyekun mücadele etmesi gerektiğine inanıyorum. Ben bu arada şehit olan 50 kardeşimiz için Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılar 3 tane Türk kardeşimiz ile ilgili iltifat halindeyiz. Mustafa kardeşimizle bizzat ben önceki gün kendimle görüştüm. Ameliyat sonrası bacağından bir müdahale olmuş gibi görüştüm. Genel durumu iyiydi. Ve kendilerine hem yakınlarına hem görüştüğüm Mustafa kardeşimize Türkiye olarak sağlık hizmetleri boyutuyla yapabileceklerimizi seferber edebileceğimizi, gerektiğinde ambulans uçaklarımızla Türkiye'ye getirmek dair her türlü imkanı seferber edebileceğimizi ifade ediyor. Şu an kendilerine iyi bakıldı. Bu anlamda bir sorun olmadığını, iletişimde olmak üzere konuştuk. Teşekkür ederim. Sayın Bakanım, sokakta bir çocuk hastanesi kapanmıştı. Onun yeri vatandaşınıza ait. Şu anda bilmiyorum. Bu bölge 80 bölge yakın bir bölge. Oraya bir şehir hastanesi mümkün mü acaba? Şimdi biz yeni dönemde şehir hastanelerini sağlıkta son noktada hizmet yapılan yerler olarak planlıyoruz. Tokat için de benzeri anlamda son noktada hizmet yapılabilecek bir hastane kimliği oluşsun istiyoruz. Bunu üniversitenin bulunduğu alana mı, eski yere mi veya var olan devlet hastanesinin etrafını daha geniş kılarak mı yapılması konusunu kendi aramızda tartışıyoruz. Ama bu noktada gelecek dönemde son noktada hizmet verecek hastanın başka bir birime sevk edilmediği bir şehir hastanesi planlıyoruz. Bunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Açısından şehir büyüğü, şimdi onu aslında söylemeyi unuttum. Kendi aramızda konuştum. Gani Bey'le de işaret ettik. Özellikle sağlık turizmini fazla önemsiyoruz ve her geçen gün sağlık turizminde Türkiye ciddi bir hayat. Tokat da bu anlamda termal kaplıcaları ve sağlık turizminde ciddi bir pay alabilir. Zengin kaynakları olan bir ilimiz. Bu çerçevede üzerimize düşenleri yapmak için bir gayret içinde olacağız. Sulu Saray ve benzeri yerler gündemiz. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Vekillerim, protokolün değerli üyeleri, vatan uğruna canlarını feda ederek şehit olmuş yiğit evlatlarımızın kıymetli aileleri, bu uğurda bedeninin bir parçasını feda eden ve bunu bir madalya gibi gururla taşıyan kıymetli gazilerimiz ve vatanımızın güzide mensupları. Tokat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak hazırladığımız 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Programı'na hoş geldiniz. Zaferli 104. yıl dönümünü kutluyoruz. Aynı zamanda da 18 Mart
şehitleri anma günü. Sağ olsun Sayın Sağlık Bakanımız buraya geldi. Dedi Tokat'taki şehit ve gazi ailelerimize beraber olacağım. Bu mutlu, onurlu günü sizinle beraber paylaşmak için bir araya geldi. Programımız biraz geciktiği için özür diliyorum. Bizden kaynaklandı. Kusura bakmayın çünkü siz bizim aileden birisiniz. Şehit gazi aileleri bizim ailenin parçası. Ondan dolayı kusura bakmayınız. Öncelikle konuşmama başlamadan önce geçen hafta Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırıda 50 Müslüman kardeşimiz şehit oldu. 50'ye yakında yaralı var. Hunharca, barbarca yapılan o terör saldırısını kınıyorum. O kardeşlerimizin acısını yüreğimizde paylaşıyorum. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. 3 tane de Türk vatandaşımız var, kardeşimiz var. Onlara da acil şifalar diliyorum. Yine 2 gün önce Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütüyle yapılan mücadelede 2 yiğidimiz şehit oldu. 8'e yakında yaralımız var. Hepimizin milletçe başı sağ olsun tekrar. Yaralı askerlerimize de şifalar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha Çanakkale Deniz Zaferlerinin 104. yıl dönümünün haklı onurunu, gururunu milletçe beraber yaşıyoruz, idrak ediyoruz. Bu millet olarak, Türk milleti olarak bu onur, bu gurur bize yeter. Ayrıca 18 Mart Çanakkale Şehitlerin Anma Günü. Bu vesileyle öncelikle bütün şehitlerimizi, bütün ecdadımızı, bu zaferleri bize bahşeden bütün ecdadımızı bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Çanakkale zaferi ne demek? Çanakkale ne demek bize? Çanakkale bir kere umudun adıdır. Her şeyin bittiği, yok olduğu, eyvallah tarihin derinliklerine gömülüyoruz dediğimiz bir anda Türk kendisini tarihin derinliklerine gömmek isteyenlere karşı, emperyalizme karşı Türk milletinin doğulusuyla, batılısıyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle, köylüsüyle, kentlisiyle, kadınıyla, erkeğiyle bir araya geldiğinde neleri kanıtlayacağını bize ve tarihe bütün dünyaya göstermiştir. Bizim defterimizde, Müslüman Türk milletinin defterinde umutsuzluğun olmadığını bir kez daha göstermiştir. Bu yüzden Çanakkale umudun adıdır. İkincisi, birlik ve beraberlik olduğu sürece Türk milletinin neleri başaracağının adıdır. Türk milleti ne zamanki bir araya gelmiş, içindeki ihtilafları unutmuş, milli varlığı, bekası, istikbali için bir araya gelmiş, büyük zaferler kazanmış. Demek ki biz bir ve beraber olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir problem, çözemeyeceğimiz hiçbir mesele, cevap veremeyeceğimiz hiçbir problem yok. Üçüncüsü bana göre Çanakkale fedakarlığın adı. Bütün imkansızlıklara, yoksulluklara rağmen Türk milletinin tarihinden aldığı birikimle beraber katlandığı fedakarlık demek. Bütün zorluklarına rağmen bize bu güzel vatanı hediye ettiler kahramanlarımız, atalarımız, şehitlerimiz. Fedakarlığın adı. Dördüncü ise bugün içinde huzur ve refah içerisinde yaşadığımız 2023, 2053, 71 hedeflerine doğru Türkiye giderken kurulan cumhuriyetin adı. Şimdi Sağlık Bakanımız burada sağ olsun. Sağlık göstergelerine bakıyordum. Cumhuriyet kurulduğunda bizim işte 1000'e yakın doktorumuz, 344'e yakın hemşiremiz, 200-300 civarında hemşiremiz var. Toplasan 5000 kişilik bir ordu bile değil. Şimdi diyoruz 3 tane ordumuz var. İşte birincisi Türk Silahlı Kuvvetleri, ikincisi eğitim ordusu, üçüncüsü de sağlık ordusu. Yaklaşık 1 milyon 17 bin sağlık ordumuz var. Bu şunu gösteriyor. Demek ki biz buraya Türk milletinin emeğiyle, alın teriyle geldik. Ülkemiz tarımda, sanayide, ekonomide her alanda güçlü adımlarla ilerliyor. İlerlemeye de devam edecek. Ama güç elbette husumet çekecek. Biz birlik ve beraberlik olacağız. Bir ve beraber olacağız. Daha güzel yarınlara hep beraber gideceğiz. Çanakkale bunu ifade ediyor. İçimizde şehit ve gazi ailelerimiz var. Gazilerimiz var. Onlara da şunu ifade etmek istiyorum. Bugün insanlar sokakta rahatça geziyorsa, tarlada çiftçi faaliyetini yürütüyorsa, sanayide işini yapıyorsa, biz canını, kanını, ruhunu bu memlekete ve millete veren şehit ailelerimize ve gazilerimize borçluyuz. Biz bugün başı dik, anlat bir şekilde huzur ve refah içinde yaşıyorsak bu insanların fedakarlıkları sayesindedir. Sanmayınız ki evlatlarınızı, evlatlarımızı kara toprağa gömdük.
Türk milleti büyük millettir. Dünyanın sayılı 10 büyük milletinden biridir. Biz öyle kabul ederiz. Türk devleti de öyle büyük devlettir. Evlatlarınız hepimizin evlatları, şehitlerimiz hepimizin şehitleri. Biz onları kara toprağa değil, Türk milletinin tarihine, Türk milletinin kalbine, Türk milletinin ruhuna gömdük. Dolayısıyla onları asla unutmamız mümkün değildir. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar Çanakkale Zaferlerinin 104. yıl dönümünü bir kez daha haklı gururlu bir şekilde kutluyoruz. Buna gurur diyoruz. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla anarken Çanakkale Zaferlerinin komutanı, kahramanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün kahramanlarımızla rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Şehit ve gazi aileleri baş tacımızdır diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle inşallah bir ve beraberlik içerisinde, bütün içerisinde Türkiye'miz nice yarınlara açılacak. Hep bir şekilde mutlu, huzurlu bir şekilde yaşamaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Sayın Tokatlı hemşehrilerim, şehitlik mertebesine ermiş olan kardeşlerimizin muhterem yakınları, sizlerle bir arada olmaktan duyduğum mutluluğu paylaşmak isterim. İl değerlendirme toplantımızdan dolayı kusura bakmayın geciktik. Özür diliyorum. Haklarınızı lütfen helal ediniz. Ben sözlerime başlamadan önce Kuzey Irak'ta şehit olan ve Yeni Zelanda'da 50 şehit olan kardeşimiz için Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına sabır diliyorum. Bu arada yaralılara da acil şifalar diliyorum. Küresel dünyada her geçen gün Müslüman ve Türk her geçen gün artan Müslüman ve Türk odaklı şiddetin ve bu iklimden doğan terör ve benzeri eylemleri şiddetle lanetliyorum. Tüm dünyanın sağduyulu, vicdan, akıl ve merhamet odaklı bir araya gelip topyekun mücadele etmesi gerektiğine inanıyorum. Bugün ise 18 Mart. Tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünde milletimizin bu onurlu gününü kutluyorum. Bu zafer 7 düveli püskürtüp Çanakkale'yi geçilmez yapan kahraman askerimizin sadece Türk tarihini değil, dünya tarihini değiştirdiği gündür. Çanakkale bu millete zafer sevinci yaşattığı kadar binlerce evladını şehit vermenin hüznünü de yaşatmıştır. Bu aziz vatanın toprakları şehitlerimizin kanlarıyla sulanmaya devam etmektedir. Bu yüzden meclisimiz 18 Mart'ı Şehitler Günü olarak ilan etmiştir. Şehitler Günü kutsal değerlerimiz uğruna canlarını feda ederek şehitlik makamına ulaşan yüce insanları bir kez daha hatırladığımız, minnettarlığımızı, şükran duygularımızı sunduğumuz kutlu bir gündür. Kahraman şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyorum. Milletimiz, mukaddes vatanımızın ve mukaddes değerlerimizin korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacaktır. Onların bıraktıkları mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır. Bu özel günde özel bir ilimiz olan Tokat'a çok özel siz insanlarımızla birlikteyiz. Tokat, Anadolu'nun birçok kenti gibi evlatlarını dönmemek üzere cepheye uğurlamanın hatıralarıyla doludur. Hemen her şehrimizin vatanı ve mukaddesatı uğruna
yazdığı destanları, döktüğü kanları, verdiği şehitleri vardır. Tokat, tespit edilebilen kayıtlara göre 1200'ün üzerinde şehit kaydı olan bir ilimizdir. Tokat'ın taşlı yollarından cepheye uğurlanan gençlere yakılan kürküyü bilmeyenimiz yoktur. O meşhur Hey 15'li 15'li adlı türküde sözü edilen 15'liler 1315 yani 1897 doğumlu olup 15 yaşında cepheye uğurlanan ve bir daha dönmeyenlerdir. Tokat'ın dün çocuk yaştaki evlatlarını şehadete yollayan anneleri bugün de var olmaya devam etmektedir. Türk milleti için vatan, inancını yaşadığı, hür olmanın şerefini taşıdığı topraktır. İnancını yaşadığı, şeref ve izzetini koruduğu, güvende olduğu, uğrunda canını verdiği yerdir. Rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımızın sonsuza kadar gök kubbede özgürce dalgalanacağı mukaddes mekandır. Bayrağımızın üstündeki kanla, vicdanımız uğruna feda edilen canla var ola gelmiştir. Mabedinin göğsüne namahrem eli değdirmemekte kararlı olan bu aziz millet, canını vermeyi bilmiş ama haysiyet ve onurunu hiçbir zaman çiğnetmemiştir. Yurdumuzun üstünde tüten en son ocak sönmeden bu bayrak inmeyecek, bu ezanlar dinmeyecektir. Bugün bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, birlik ve beraberliğimizin ölümsüz sembolü olan kahraman şehitlerimiz, ülkemizde barış ve huzurun, diğer coğrafyalarda ise mazlum milletlerin umudu olmuştur. Mukaddesatı uğruna canını feda edenlerin kazandığı şehitlik mertebesi inancımıza göre bir faninin ulaşabileceği en yüce makamdır. Bu eşsiz fedakarlığın mükafatı yüce Rabbimizin sonsuz iltifatına ve ikramına mazhar olmaktadır. İlahi hitap, Allah yolunda ölenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz hissedemezsiniz diye bizi uyarıyor. İstiklal şairimizin ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuçunu açmış duruyor peygamber deyişi de bu ikramı müjdelemektedir. Aziz şehitlerimizin hem Allah katında hem de güzel milletimizin bağrında manevi hatırası daima en yüksek iftiharla, minnet ve şükranla yad edilecektir. Onları yad etmek kuru bir hatırlama değil, onların kanını yerde koymayacak şekilde bıraktıkları emaneti korumak ve yüceltmektir. Aziz şehitlerimizi tekrar bu vesileyle rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir hayat diliyorum. Gazilerimiz ile aziz şehitlerimizin yakınlarının milletimize tevdi edilmiş en değerli emanet olduğu bilinci içerisinde devletimizin her türlü imkanıyla yanlarında olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Şehitlerimizin mukaddes hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, ruhlarının şad, makamlarının yüce ve mekanlarının cennet olmasını diliyorum. Saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum.